Bolu ili olarak 2019 senesini her alanda şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uzlaştırmacı ve arabuluculara seminer verildi. Seminerde uzlaştırma ve arabulmanın temel ilkeleri, genel hükümleri, uzlaştırmacı ve arabulucunun uyması gereken kurallar ve etik ilkeler anlatıldı. Sadece tarafları telefonla arayıp işte uzlaşma için size teklifte bulunuyoruz demek değil. Aslında bütün mesele burada. Sabırlı bir şekilde o hazırlık aşamasını güzel değerlendirip işlemleri yürütmek gerekiyor. Bolu Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Uzlaştırma Cumhuriyet Savcısı Neslinur Aslan, Cumhuriyet Savcısı Selahattin Halefoğlu, Uzlaştırma Bürosu Zabıt Katibi Ayşegül Sivrikaya ve 125 uzlaştırmacı katıldı. Adliyemizde uzlaştırma odalarımız var. Pekala buraları kullanabilirsiniz. Bunlar faal bir şekilde sizlerin emrinde. O anlamda hiçbir sıkıntımız yok. O yüzden diyorum ki yani sadece telefon açıp davet edip teklif edip o aşamada bırakmayalım. Uzlaştırma Cumhuriyet Savcısı Neslinur Aslan uzlaştırma hakkında sunum yaparak 125 uzlaştırmacıyı, uzlaştırmacı ve arabulucunun denetlenmesi ve uzlaştırma ve arabuluculuk ücret tarifesi hakkında bilgilendirdi. Anlaşmazlığın çözümüne ve sonuçlarının tartışılarak ortadan kaldırmasına fırsat sağlayan bir alternatif çözüm yolu sizin de bildiğiniz gibi. CMK'nın 253 ve devamı maddelerinde ayrıca kendi yönetmeliğinde düzenlenmiş olup mevzuatta belirtilen şartlara haiz bağımsız ve tarafsız bir uzlaştırmacının gözetimi altında mağdur, suçtan zarar gören şüpheli veya sanığın özgür iradeleriyle anlaştırılması süreci. Ardından Uzlaştırma Bürosu Zabıt Katibi Ayşegül Sivrikaya ise sürecin nasıl işlediğini anlattı. Sistem otomatik olarak kendi ekliyor. Sonra dosyayı uzlaştırmacı ekliyoruz ve uzlaştırmacı 24 saat içinde kabul edip büroya teslim almak için geliyor. Ben de görevlendirmesini hazırlıyorum ve dosyayı teslim ediyorum. Seminer sonrasında açıklamada bulunan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, uzlaştırma ve arabuluculuk alanında ülke genelinde birinci olmak istediklerini ifade ederek, Bolu Adalet Sarayı, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olarak 2019'da hedefimiz ülke genelinde birinci olmak dedi. Gerek Adalet Bakanlığımız, gerek Bolu Cumhuriyet Başsavcılığımız stratejik hedefler doğrultusunda alternatif çözüm yöntemlerine oldukça önem veriyor. Bu manada ceza alanında uzlaştırma, hukuk alanında arabuluculuk öne çıkıyor. Biz de bu amaçla uzlaştırmacılarımızla karşılıklı görüş alışverişinde bulunup onların sorularını cevaplandırmak için toplandık. Bolu ilimizde toplam 125 uzlaştırmacımız var. Kendileri gerçekten büyük bir gayretle, çabayla uzlaştırma işlemlerini yürütüyorlar. Bu manada 2017 yılında Cumhuriyet Başsavcılığımız Uzlaştırma Bürosu'na 1941 soruşturma dosyası intikal etti. Bunlardan 1062 tanesinde uzlaştırma sağlandı. Yaklaşık olarak bu oran %54'e tekabül ediyor. 2018 yılında ise 1672 dosya geldi uzlaştırma büromuza. Şu ana kadar 737 dosyada uzlaştırma işlemleri tamamlandı ve sağlandı. Diğerlerinde uzlaştırma işlemleri devam edenler var. Biz hedefimiz 2019 yılında bu rakamı daha da üst seviyeye çıkarmak. Hani futbol tabiriyle bu alanda da şampiyon olmak istiyoruz. Yani Bolu Adalet Sarayı, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olarak biz özellikle uzlaştırma alanında da ülke genelinde birinci olmak istiyoruz.